Herkese merhaba, ben İpek, kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlerle Mayıs ayında okuduğum kitapları paylaşmak istiyorum. Mayıs ayı okuma açısından benim için oldukça verimli geçen bir ay oldu. Umarım sizler için de öyle geçmiştir. Mayıs ayında ilk olarak Thomas Mann'in ünlü eseri Buddenbrook'ları bitirdim. Bu aslında benim Nisan ayından sarkan bir okumamdı. Nisan ayının son haftasında başladım bu kitaba ve Mayıs ayının başlarında bitirdim. Evet, kitabı beğendim. Beni çok derinden etkileyen ya da en sevdiğim kitaplardan biri olmadı ama kitabı beğendim. Alman edebiyatı seviyorsanız bunu okuyabilirsiniz. Orhan Pamuk'un Cevdet Bey ve Oğulları'nı ben 5-6 sene önce okumuş ve çok beğenmiştim. Orhan Pamuk Cevdet Bey ve Oğulları'nı yazarken Thomas Mann'in bu eserinden etkilendiğini belirtmiş. Bana kalırsa Orhan Pamuk'un Cevdet Bey ve Oğulları daha güzel, daha etkileyici bir dönem romanıydı. Bu da başarılı bir dönem romanı. Belki de Cevdet Bey ve Oğulları hani bizim kültürümüze ait olduğu için beni daha çok etkilemiş olabilir. Ben dünya klasikleri okumaya çalışıyorum. Aynı zamanda seviyorum da. Aynı zamanda Halil Serkan Öz'ün listesindeki kitapları da okumaya çalışıyorum. Bu kitapta o vesileyle okuduğum bir kitaptı. Beğendim, okunabilir ama hani her insanın mutlaka okuması gereken kitaplar arasında bana göre değil. Bir diğer okuduğum kitap Mayıs ayında Tolstoy'un böyle iki ciltten oluşan Savaş ve Barış adlı eseri. Bu kitapla ilgili ayrıntılı yorumumu kanalımdaki videoda bulabilirsiniz. Bununla ilgili bir videom var. Savaş ve Barış beni çok etkiledi, çok beğendim ve herkesin mutlaka ama mutlaka okuması gereken bir eser olduğunu düşünüyorum. Savaş ve Barış'tan sonra Oğuz Atay'ın Tutunamayanlar kitabını okudum. Tutunamayanlar da aynı şekilde beni çok etkiledi ve herkesin mutlaka okuması gereken bir eser olduğunu düşünüyorum. Bu ayki son okumamda George Orwell'ın 1984 romanı. 1984'de aslında benim bu ikinci okumam. Bir 7-8 sene önce İngilizcesini okumuştum. Türkçesini okumak da oldukça etkileyiciydi. Aslında ben distopya okumayı hiç sevmiyorum, bilim kurgu hiç sevmiyorum. Fakat tabii ki 1984 herhangi bir distopya elbette ki değil. Bu da bence her insanın mutlaka ama mutlaka okuması gereken çok başarılı bir kitap. 1984 ile ilgili bir yorum videosu çekmedim. Şöyle ki hem biraz insana sürpriz olması gereken bir kitap olduğunu düşünüyorum okumayan insanlar için. Hem de bunu tavsiye etmeni biraz gereksiz buldum. Çünkü elbette ki mutlaka okunması gereken bir eser. 1984'ü duymayan, bilmeyen kimse olduğunu ben düşünmüyorum. Dediğim gibi normalde distopya okumayı sevmiyorum fakat bu herhangi sıradan bir distopya değil. Bu politik felsefe açısından, siyaset bilimi açısından, felsefe açısından önemli bir eser, kült bir eser, herkesin okuması gereken bir eser. Onun için sizlere de tavsiye ediyorum. Mayıs ayında okuduğum tüm kitapları sizlere hepsini beraber şöyle göstermek istiyorum. Evet, dediğim gibi Mayıs ayı benim için verimli geçen bir ay oldu. Siz bu ay neler okudunuz? Benimle paylaşmak isterseniz yorumlara yazabilirsiniz ya da Instagram hesabım bir kitap bir film bir ipek beni takip edebilir. Oradan bana mesaj atabilirsiniz. Okuduğunuz, bana tavsiye edeceğiniz, bunu mutlaka okumalısın, ben okudum Mayıs ayında çok hoşuma gitti, seninle paylaşmak istiyorum diyeceğiniz kitaplar varsa dediğim gibi yorum yazabilirsiniz, mesaj atabilirsiniz. Ya da bu kitaplar arasında okuduğunuz varsa fikirlerinizi, yorumlarınızı benimle paylaşmak istiyorsanız yine bana yazabilirsiniz. Mayıs ayında okuduklarınızla ilgili bana yazarsanız gerçekten sevinirim. Çünkü kitaplarla ilgili hem yorumları paylaşmaktan hem önerileri okumaktan hem bana önerilen kitapları okumaktan çok büyük zevk duyuyorum gerçekten. Bir sonraki videomda sizlerle Haziran ayı için yaptığım okuma planını paylaşacağım. Videomu beğendiyseniz lütfen kanalıma abone olmayı ve beğeni tıklamayı unutmayın. Zaman ayırıp videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Herkese keyifli okumalar diliyorum.